Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo Şangay'la devam ediyoruz. Sonrasında sabah ekranı programına kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Konuklarımız olacak. Doçent Doktor Hüseyin Selimler ve aynı zamanda Çağlar Toros'la birlikte doları konuşacağız efendim. Ancak öncesinde Çin'e gidelim. Sabah saatinde Çin Merkez Bankası LPR'larda beklendiği gibi 5 bas puanlık bir indirim yaptı. Ancak piyasalarda kıpkırmızı bir tablo olduğunu söyleyelim. Garanti BBVA Şangay temsilcisi Noyan Ron olacak karşımızda. Noyan Bey hoş geldiniz. Yani Noel Baba rallisini beklerken Omikron varyantı piyasalarda tam bir tsunami etkisi yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklamaları tabii ki çok kritik ama bu böyle bir ortamda Çin gibi ülkelerde bir taraftan yatırım ortamını da desteklemek istiyor. Beklendiği gibi faiz indirimi geldi. Detaylar sizde efendim. Evet, belirttiğiniz gibi Çin Merkez Bankası bugün LPR oranlarında 5 puanlık bir indirime gitti. Daha önce 383.85'ten şimdi 3.80'e indi. Ancak 5 yıllık faiz oranlarında 4.65'te bir değişiklik yapmadı. Şimdi bu kararın öncesinde 2 tane gelişme var. Bunun şeyinde değerlendirirsek daha doğru olur. Bildiğiniz gibi geçen hafta faiz muzam karşılık indirimleri yapılmıştı. Bütün bu 2 defa yapılan bu önlemlerle bankaların sermaye maliyetlerinde 28... Evet, Noyan Runa'nın hattında sanırım bir sıkıntı olabilir. Hava koşullarından dolayı yönetmenimiz Burçin Kırcı ona müdahale edecektir. Evet, görüntü geldi diyor yönetmenim. Noyan Bey, sesle ufak bir arıza oldu efendim. Cümleyi bir başından tekrar alabilirseniz hızlı bir şekilde çok seviniriz. Peki, belirttiğiniz gibi Çin Merkez Bankası bugün LPR oranlarında bir indirim yaptı. Bu indirim bir yıllık faiz oranlarında 3.85'ten 3.80'e indirdi. Ancak 5 yıllıklarda 4.65'te bir değişiklik yapmadı. Bu değişikliğin arkasında şöyle bir önlem de var. Daha önce yapılan indirimlerle, faiz indirimleriyle bankaların sermaye maliyetlerinde 28 milyar yuanlık bir kolaylama sağlamıştı. Bunun ışığında yapılan bu indirim şimdi kredilerde bir açma sağlayacak ve ekonominin canlanması yönünde de olumlu bir sonuca varacak. Bu aşamada tabii 5 yıllık faizlerin değişmemesi emlak sektöründe her ne kadar bugün birkaç tane emlak şirketinin hisselerinde artışlar olmasına rağmen 5 yıllık faizin değişmemesi emlak sektöründeki kontrollerin devam edeceğini gösteriyor. Yapılan bir değerlendirme de yılın başından itibaren yani yeni yılın başından itibaren de bu faiz oranında yani 1 yıllıklarda biraz daha indirim yapılabileceği hatta 5 yıllıkta da bir indirim olabilir şeklinde yorumlar var. Bütün bunlar tabii ekonominin canlandırılması yönünde yapılan hareketler. Özellikle yıl sonuna geldiğimizde Çin'de kendi büyümesini iyi bir rakamla kapatmak düşüncesinde ve genel olarak hakim olan kanı %8'le bir büyüme sağlanacağı bu bakımdan kredilerin de açılıyor olması olumlu bir gelişme. Noyan Bey çok teşekkür ederiz. Anlaşılan o ki hem omikron varyantı hem de konut sektöründe yaşanan gelişmelerin derinleşip derinleşmeme riski merkez bankalarında pozisyonlarını çok daha fazlasıyla marjinalleşecek gibi duruyor. Noyan Rona Garanti BBVA Şangay temsilcisi notlarını aktardı efendim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.